Değerli dostlar, ilk fikramızla fikre yolculuğumuzu başlatalım. Ne bombalar var, neler var, neler var. İzleyin. Aşkım bir tane baksana ben aşkım. Aşkım ne varım ama aşkım. Babanım evine de la. Evladım evine de la. Nereye götürdün lan? Benim evlatlarım yazın. Da anahtar nerede? Evi bu dedik anahtar kaybı. Anahtarı bulduk ev kaçtı. Lala! Kızma lan! Ne yapıyorsun sen? Eve gidiyor. Ya git oğlum burası benim evim lan. Manyak mısın sen? Benim evimde senin ne işin var lan? Ya burası senin evin değil, benim evim oğlum git. Hadi lan. Allah Allah, başımı belaya sokacak bu. Lan git oğlum bak şimdi çağıracak polis ha. Evet. Hadi. Evin kalır konuş lan. Lan. Senin evinse benim evim yok. Benim evim yok mu lan? Kalaş bir dakika. Sen bu mahallede mi oturuyorsun? Bu mahallede oturuyorum. Sana birini soracağım. Sor. Kullabit Turan'ın evi nerede? İyi de kardeşim, Kullabit Turan sen değil misin? Ben sana oğlum Kullabit Turan'ın kim olduğunu mu soruyorum? Evini soruyorum, evini. Ney? Sen ne kadar salak bir adamsın lan, ne kadar salaksın lan! Abi niye hep salaklığını yüzüme vurup duruyorsun sen? Salaksın tabii! Ben sana ne dedim lan? Lan ben sana saatte 100 liralık bastım. Sen kağıt çok diye gidip saatte 500'lük basmışsın lan! Hadi abi bak, Atatürk resmi neyi tam olunca ben iyi olur diye şey ettiydim ya. Atatürk resmi tam. He bak. Tam. Vallahi bak bak. Atatürk resmi yerine ikimizin resmini basaydın bari. Onu da düşündüm de abi, şimdi bıyıklar var ya, ondan dolayı ben şey olur, tanınırız filan diye ben şey... Sus! Bıyığıma kurban ol. Aslına! Ben bunları nerede bozulacak diye düşünüyorum. Senin bu bıyığınız varmış da. Nasıl içsek abi? Nasıl içsek? Lan! Lan şu bizim Saffet abi var bildiğin mi? Kör bakkal. He. Onun diyorum, gözler az görüyor ya. He. Bu paralar gitsek de ona. He? Hadi gidelim abi, uzak demezsen. Hadi gidelim lan. Selamünaleyküm Saffet emmi. Aleyküm selam gençler, hoş gelmişsiniz ya. Hoş bulduk, kolay gele Saffet emmi. Sağ olasın, hayırdır? Hayır Saffet emmi. Bir işimiz düştü sana da. Bize biraz bozuk para lazım. Şunu bir bozabilir mi Saffet emmi? Bozarız delikanlı. Tabii ki bozarız canım. Saffet abi bozan da bizim para biraz büyük. Şu hani yeni çıkan 500'lüklerden 2 tane. Ana! Yeni 500'lük çıktı lan! Ha. Kim çıkardı? Niye çıkardı? Nasıl çıkardı lan? Emme, şimdi bu 500'lüğü 2250 olarak mı vereyim? Yoksa 425 olarak mı vereyim? Abo! Efendim, bir politikacının kaç tane eli var? Canım böyle şu soru olur demeyin. Politik oyunlara da gelmeyin. Karadeniz'deyiz. Hazırız sayın başkanım. Hazırız değil mi? Evet başkanım. Suyum nerede? Su şişesindedir başkanım. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ya masada su olmadan, politikacı su içmeden konuşma yapar mı ya? Gidip getireyim hemen başkanım. Tamam tamam, neyse. Ver bakalım seçim konuşmasını. Çabuk lan çabuk. Değerli vatandaşlarım, 5 kilo patates, 2 kilo soğan, 3 kilo domates ve bir paket çocuk bezi getirmeyi unutma karın Sabahat. Lan bu ne? Bizim hanımın alışveriş listesinden karışmış da kusura bakmayın başkanım. Kırdı bu herif. Ver ulan çabuk seçim konuşmasını. Değil mi başkanım? Yok, bir ses yok. Çabuk ulan çabuk. Ne oldu lan? Sayın başkanım, üzülerek belirtiyorum ki sesim konuşması ofiste kalmış. Ne? Ofiste mi kaldı? Ulan seninle sonra hesaplaşacağız. Çok değerli seçmenler.
uzun zaman iktidardan uzak kaldık. Gelecek seçimlerde bize oy verin ki size huzurlu ve mutlu bir yaşam sağlayalım. Neyse, sevgili vatandaşlarım, benim meselem sizin meselenizdir. Sizin meseleniz zaten sizin meselenizdir. Ben neler yapacağım? Tabii ki yapılanları yapacağım, yapılmayanları yapmayacağım. Ben yapılmayanlara yapacağım, yapılacaklara yapmayacağım dedim mi? Dedim mi? Demedim. Ma mafi, yapılırsa yaparım, yapılmasa kaçarım. Yani kaçamayız, kaçamayız. Gene de yaparız. Sevgili vatandaşlarım, Allah bir dahaki genel seçimleri bana göstermesin ki bu ülkede bir daha zam olmayacak. İç ve dış borçları 2 ayda silip süpüreceğim. İş size iş, ev size ev, eş size eş bulacağım, evlendireceğim. Evlenenleri bir de evlendireceğim. Yok yani onlar zaten evli. Ya Dursun. Buyurun Sayın Başkanım. Ya bu seçmene ne oldu lan? Bu seçmen uyandı mı yoksa ya? Hiç alkış yok, bir şey yok. Ben de anlamadım Sayın Başkanım. Abone biraz damardan yiyorsanız, damardan. Ulan burada 2 saattir damardan yiyorum. Ta nasıl damardan yiyeyim? Ulan kılcal damar da böyle şah damardan yiyorum. Ben başlayacağım senin kılcal damarından da, senden de sus. Sayın Başkanım, size bir soru sorabilir miyim? Tabii, çok sevgili, çok saygıdeğer seçmenim. Buyur. Sizin kaç tane eliniz var? Ne demek kaç eliniz var? Tabii ki herkes gibi benim de 2 elim var. İnanmayalım, inanmayalım. Buyurun, gösterin başkanım. Ya bu nasıl inanmasın? Bak, bak, bak gördün mü? Benim de 2 tane elim var herkes gibi. Peki o zaman siz gecen dönemde iktidardayken bizim çapımızdaki el kimin elleriydi? Nasıl? La 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 sakire, niye gitti tutire, gel beraber kaçalım, var geliyor makineye. La yeter, valla başım durdu ya. La Ferzo, acaba biz sarhoş mu olduk? Vay ben bilmem. Sen öyle soralım, sen o biz sarhoş mu yazsın? Durun bakayım. Ulan sallanmadan durun, anlayamamışım ha. Yok böyle anlaşılmaz. Durun bir fikrim var. Ulan Feyzo, bu resimdeki kimdir? Ulan bu Hülya Avşar değil mi? Ya ver bilemem bakalım. Lan bu Hülya Avşar değil. Sedat Sayan. Valla ikinizden siz ulan sarhoş olmuşsunuz ha. Nereden anladın? Ulan nereden olacağım? Bu resimdeki benim kaynağımdır o. Ulan sizi anladık ama acaba ben de sarhoş muyum? Vay sen bizden daha da sarhoşsun. Ulan ne, neden anladınız? Lan sen emri değilsin ki kaynanan olsun. Ulan doğru diyor. Vay. Haydi. Ve 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 sakin ol.
Efendim, belki bir fikri unutabilirsiniz ama yüzünüze bıraktığı tebessümü asla unutamazsınız. Selamünaleyküm Sabri emmi. Aleyküm selam. Ola, hayırdır, sen kimsen bele ya? Emmi ben Zühtü, Zühtü, tanımadın mı? Yok. Ha, Kunduracı Mehmet'in oğlu devamsız, Zühtü. He, he. Vallahi çıkaramadım. Ya nasıl çıkaramadın emmi ya? Peki hayırdır, niye böyle palas pandaras gelip benim yanıma oturuyorsan? Emmi benim hayırlı bir işim var. Neymiş o hayırlı iş? Ya senin kızın var ya böyle. Sene mi? Ya nasıl sene ne? Ben Allah'ın emri peygamberin kavliyle o kızı kendime istedim. Vallahi bak oğlum, ben kızımın hesabına 30.000 pankuluk para yatırmışam. 30.000 pankuluk mu? He, kızımı kim alırsa o para da onun olacak. Ben alacağıma göre demek ki benim olacak. Sonra ben seni araştırıp soruşturmam lazım. İn misen, cin misen, kırgız mısan, kumarbaz mısan, hortumcu musan, değil mi? He he, benim emekli bir arkadaşım var, komiser Remzi. Ona derim bu onu araştırır. Ya emi, hiç araştırıp sormaya gerek yok. 30.000'in 10.000'in açıktan sana vereyim he? 5.000'i de bana ver, kırışak. Ne? Bir başkadır benim memleketim. Lay lay. Lay 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 lay. La 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 lay. Lan oğlum himmet lan. Lan sen. Lan nerelerdesin lan sen? Hiç sorma kardeşim ya. 3 yıl evvel İstanbul'a gittiydim, çalışayım, iş güç tutayım ama olmadı ya. İstanbul bitmiş kardeşim ya. Lan oğlum vallahi öyle. İstanbul eski İstanbul değil ya. İstanbul'a gitmeden ne oynardık ne gülerdik lan seninle. Lan ne yapıyor oğlum? İstanbul eski İstanbul değil ki yani. Sen çok özlemişsin. Gel bir sana. Ama var ya, ama var ya. Hiç kapanıyorum. Hiç kapanıyorum. Ben sana buradan üstüm üstü kayarlarım. Ben çalışıyorum. Kozunun çapağını yerim seni. Hanım kardeşim benim. Talih. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun? Ne bileyim lan? Kerim ağlama lan. Beni de ağlatacaksın lan. Sen niye ağlıyorsun lan? Sen niye ağlıyorsun lan? Lan oğlum. Geçen sene bir sorunatı çıktı. Bizim kurmet mi öldürdü dedi. Ağlıyor lan. Ne lan? Demek geçen sene sorunatı çıktı. Öldü diye mi? Ama çıktı. Aslında gördüm seni işte. Ben gidiyorum. Ben sana çok güzel diken. Nereye gidiyorsun lan? Niye gidiyorsun lan? Geçen sene söylenti çıktı he, Himmet öldü deyip. He. Sen de bir gün olsun mezarımı ziyarete gelmedin he? Ne diyorsun la? Efendim, en yakın dostuna kasasının anahtarını veren hemşerimin başına gelenleri izleyelim hep beraber. Gidiyor dış kardeşim. Ayrılık vakti geldi çattı ha. Ben gideyim artık da. Ya gitmesen olmaz mı? Ya Dursun bunu sana kaç defa anlatacağım. Ya ben avcı bir adamım. Ya köye vura vura bir tane bile hayvan kalmadı. Ben şimdi Afrika'ya gidip oradaki vahşi hayvanları avlamam lazım. Ya biraz prestijimi düzelteyim de. Doğru diyorsun. Peki ne kadar kalacaksın Afrika'ya? 2 sene. 2 sene ha? Ee. İdris, ha bu 2 sene var ya, senin gibi bir dostum, arkadaşın yokluğunu kabul boğazımı çok diyemeyirim hani sana. Ya öyle konuşup moralimi niye bozuyorsun, beni de ağlatacaksın ya. Hadi git, gel gözüm toz kaçtı, gel. Hadi çoluk çoluk, hadi ben bakayım hani. Ha, unutma hadi. Allah bu anahtar sağa kalsın. Bu nedir?
O benim kasamın anahtarı, gizli kasam var. Ben şayet gelmezsem aç o kasayı, içindeki bütün mal varlığım senin olsun. La tövbe de ula, nasıl konuşmak öyle? Sen sapa sağlam güdü, sapa sağlam donacaksın. Ben bunu kabul etmem. Ya Dursun, ya donacak ama cidukta donmemek var. Al bu anahtar sağ kalsın. Ben sana çok güveniyorum. Ben şayet gelmesem aç kasayı, bütün mal varlığım senin olsun. Helal olsun sana hepsi. Ya İdris, ya aramızda paranın pulun ne önemi var? Yani böyle bir dostluğumuz var iken. Yani sen sapa sağlam git, sapa sağlam dön de yani. Ben sensiz parayı zenginliği niye edeyim? Ya İdris, yani önemli olan bizim dostluğumuz. Sen sapa sağlam git gel de ne edeyim ben parayı sen yokken? Hadi. Allah'a emanet. Sen de hadi iyi yolculuk. Var. İdris! Ulan İdris! İyi ki otobüse binmeden yetiştim sana. Lan ne oldu? Anahtar için geldim. Ya Dursun sana kaç defa diyeceğim? Ya sen benim canımsın, ciğerimsin. Ya abi anahtar sana kalsın. Ya ondan sebep değil ula. Lan niye? Ya sen bana yanlış anahtar vermişsin. Bunu denedim, kasaya olmadı. Bu biraz büyük geldi. Nasıl? Selamünaleyküm Kulemitron. Aleyküm selam, devamsız Zehdi. Demin sizin evin önünden geçtim. Bizim evin önü yok, herkes geçer. Evin önünde bir kalabalık, bir kalabalık. Kalabalık, her zaman bir şey olur orada, her zaman kalabalıktır. Yenge hamileydi, he mi? Allah kadın ne yaratmış, hamile kalsın diye. Ya yenge doğum yapmış, ne oturursan burada? Amin. Ya hamile karın ne eder, doğurur. Ya ikiz olmuş, ikiz! Sülelesine çekmiş, bizim halımın sülelesi hep ikiz doğurmuş. Ya çocuklardan bir tanesi de ölmüş. Efendim? Vallahi işini bilir ya, iki uşağa bir de nasıl bakacaktı? Hayırlısınız. Ya öbürü de ölmüş. Öbürü de. Bu ikizler böyle, birisi bir şey yaptığı zaman öbürü de aynısını yapar. Ya sen ne biçim bir adamsın? Sen ne biçim bir adamsın? Ulan evin önü kalabalık dedim, sesin çıkmadı. Ulan yenge hamile dedim, sesin çıkmadı. Çocuklardan bir tanesi öldüm dedim, sesin çıkmadı. Öbürü de öldü dedim, sesin çıkmadı. Ulan yenge de ölmüş, yenge de. Karım da ölmüş. Ya. Ölmezse şaşardı. Hangi ana dayanır ki iki tane evladın acısı? Hayırlısı olsun. Ne? Efendim, gelinlerin, damatların bu kaynana korkusundan çektikleri nedir? Biz de bu korkunun fikrasını çektik. İzleyelim. Ulan Reşo, ne beklesen burada böyle gidip gidip gelirsen? Vallahi eve girmeye korkuyorum ha. Ulan insan kendi evine girmeye korkar mı? Kır o. Lan tamam doğru söylesen de, kaynanam gelmiş olabilir. Kaynanan mı? He, la benim Gülo var ya, o yurt dışına iş gelsine gitti. Kaynanam da dedi ki, Reşo ben seninle aynı evde kalırım, sana bakıyorum. La ben o memelesiz karıdan korkuyorum vallahi. Bak Reşo aklıma ne geldi? Ne geldi? Şimdi ben sizin eve pencereden girerim. İçeri bakın. Kaynanan evdeyse sana haber verin. Vay aklınla bin yaşa Hasan. La sen ne kadar zeki bir insansın. Hadi git babayım kaynanam içeride mi? Sen burada bekle hadi. La dondum bu. Vallahi buz gibi ha. La nerede kaldı bu memo? La iki gün oldu. Benle dalga geçer herhalde. La memo, la ben seni yakalamaz mıyım? Vallahi ben dayanamıyorum. Gideceğim artık ha.
Lada var. La neredesin lan? Soğuktan dondum vallahi iki gündür burada. Hani kaynanam evdeyse bana haber verecektin. Reş yok, kaynanam evde yokmuş. La madem evde yok, niye bana haber vermişsin? La sen demedin mi kaynanam evdeyse haber ver diye? Ha dedim. Kaynanam evde yokmuş. Haber vermeye gerek yok ki. Vay. Evet sevgili çocuklar. Şimdi benim en sevdiğim, en ulvi derse gelmiş durumdayız. Hop, Allah'ın işine karışmayın. Evet, dersimiz tarih. Tarih. Nedir ya bu? Hocam tarih tekerrüfleri var. Otur lan yerine, zıttırık. Sana mı sordun? Tarih tekerrüfler ibaretmiş. Şuna bak, sen koskoca Şanlı tarihimize nasıl tekerrüfler ibarettir diyebilirsin ha? Seninle konuşacağız. Biliyor musun değil mi? Sene sonunda konuşacağız. Ah canım benim. Zeka makinesi. Kalk bakayım kızım. Kalk ya. Görün bakın görün. Söyle bakayım ya. İstanbul'u kim aldı? Vallahi billahi ben almadım. Cebine bak yavrum belki oradadır. Allah müstahakını versin lan. Otur yerine. Otur. Otur. Yazıklar olsun sana verdiğim emeklere. Koca İstanbul'u cebinde arıyor değil mi? Ne günlere kaldık. Çakır! Yavrum! Yavrum! Nasıl gidiyor? İyisin değil mi? İyiyim hocam. Çalışıyorsun değil mi derslerine? Çalışıyorum. Aa, yarışla ilgili bir çalış. Ki sene sonunda bahçeyi kurtarasın. Çakır söyle bakayım yavrum bana. Şu birinci Kosova Savaşı'nı kimler çıkarttı lan? Vallahi hocam ikinciyi biliyorum da birinciden haberim yok. Çakır! Otur lan yerine! Şuna bak ya! Ya kardeşim siz ne biçim öğrendiniz ya? Lan! Demin ne diyorsun? Seni çıldırtacaksınız. Ya kardeşim olacak şey mi? Tarih diyorum şuna bak. İkincisi varmış da birincisi yokmuş. Allah tümünüzün cümünü versin. Hepinizi şikayet edeceğim. Görürsünüz. Velilerinizi çağıracağım. Hepinizin canına ot tıkayacağım. Görürsünüz. Yeter ya. Yeter. Nedir benim sizden çektiğim ha? Çıldırtacak mısınız beni? Allah! Allah diyorum başka bir şey demiyorum. Bak görürsünüz. Görürsünüz. Bak neler yapacağım size. Neler? Süründüreceğim lan. Kadısını aldım hocam. Ne örüyorsun yani ya? Sınıfta ders işleyemedik. Bu ne gürültü? Ya ne örüyorum şey? Bunlar beni çıldırtıyorlar. Bunlar adrenalini yüksekliyorlar. Tansiyon 24. Şeker mor. Olacak şey değil. Vallahi hem vaktisi geçireceğim ya. Gene ne ördüler de seni sinir ettiler hocam? Ne örmüyorlar ki? Ne örmüyorlar ki? Bakmayın suratıma. Aha soruyor. Birinci Kosova Savaşı'nı kimler çıkarttı diyor. Suratıma bakıyor. Ben ikinciyi biliyorum. Birincisi de var mıydı diyor. Abo, o savaşın ikincisi de mi çıktı? Ne örüyorum yani? Allah Allah Allah! Savaş mı çıktı Samet Bey, ne oldu? Sayın müdürüm, ben hepsine şikayetçiyim. Verileri istiyorum. Gerekirse istifamı basarım. Bunlar beni değerlendirecekler. Ya Samet Bey, sakın ol. Ne oldu? Bir de bakayım. Ya kardeşim, gidiyorum soruyorum öğrenciye. Birinci Kosova Savaşı'nı kimler çıkarttı diyor. Adam suratıma bakıyor. Şimdi sen sınırdın. Birinci Kosova Savaşı'nı kimler çıkarttı? Ne? Onu soruyorum ya. Ya Samet Bey ya, gel şuna ya. Kolay var, hallederek. Nasıl hallediyorsun lan? Ben şimdi giderim odamdan, Milliyetin Bahanı'na bir fax çekerim. Birinci Kosova Savaşı'nın kimi çıkarttığını söylerler. Amanim bo! Efendim, bir çuval inciri berbat ettin diye bir deyim vardır. Bir çuval incirden anlamam ama bir çuval altını Karadenizli hemşerilerin berbat etti. İzleyin. Bir şey olmaz, kafa yaksa aç. Cem. Ulan arkadan Celenci'den var mı? Yok ulan, polis de yok. Atlattık polisleri. Bu! Ulan Jordan değil mi? Tam benim zifikir sayemde artık kuyumdan saldığım bütün altınlar bizim bu! Ulan içimizin sayesinde, içimizin. Aferin sana ulan. Şimdi kuyumdan saldığımız o altınları bir çıkarına bakalım onlara. Ulan altınlar yanımda değil ki. Ben o altın dolu çuvalı kuyumcuya bıraktım. Lan biz niye kuyumcu dükkanını soyduk? Sen ne buluyorsun ya? Ne buluyorsun? Ben
bilerek bıraktım onları oraya. Bilerek mi? Ha. Yahut savduğumuz altınları niye bilerek bıraktın kuyumcu dükkanına? Yahu hamsi kafa, ya niye anlamıyorsun? Polisten kaçarken altın dolu çuval ağırlık yapmasın diye ben oraya bıraktım onları da. Aferin sana, çok iyi yaptın. Sen salak mısın ulan? Ya vurma İdris ya, ne vuruyorsun? Ama merak etme, altınlar bizi canı bulacak. He, çuval içinden ayak var, gelecek yanımız ola. Yok ulan, ayak mayak yok. O altın dolu çuvalların içerisine ben adreslerimizi yazdım koydum. Ne? Adresimizi mi yazdın? Tabii. Ah ulan salak herif! Salak herif! Tut beni! Tut beni ulan! Tut beni doğacağım sen! Ya ne vuruyorsun? Bir dakika! Dur ulan! Ha bu yeri kim kaydırıyor ulan? Ulan salak herif! Ya ulan bu manyak ulan! Ya telefonlar da yazdım! Telefonlar da yazdım! Zaten iyilik yaramayın ya! Ya ben hemen gideyim yazıhaneden. Bir tane otobüs bilet alayım, bu şehri terk etmem lazım ulan ya! Ulan İdris, ulan bu şehri terk etsek de bu altınlar bizi yalı bulacak, sen hiç merak etme! Ya nasıl yalı bulacak bizi o altınlar? Ya beçi adreslerimizden, telefonlarımızdan bizi bulamazlar diye içimizin vesikalık fotoğraflarını da altın dolu çuvalların içerisine koydum da! Nasıl? Ulan sen salaksın ulan! Sen var ya sen! Sen var ya sen! Ulan ben yüzümü kapatayım! Beni kimse tanımasın! Ulan salak herif! Ben de kapatayım bari. Canın yiyeyim kardeş, ne diyorsun? Maşallah iyisin iyi ha, vallahi bugün çok iyisin ha. Canın yemişim senin. Az kaldı kardeş, seneye. Seni emekli ayıracağım. Vallahi kooperatif biter bitmez seni emekli ayıracağım. Git mala davara karış, çık dağa. Teze teze otlar ye, yonca ye Allah. Az kaldı, az daha dayan inşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sen burada ne istiyorsun? Turist gezdiriyorum. Beni de gezdirir misin? Seni? He. Sen kaç kilosan? Kemiksiz 160 kilo. Kemiksiz 160 kilo. He? Seni gezdiremem. Niye oğlum? Eşeğim taşıyamaz seni, ihtiyar. Ola iki kat veririm ne olursan, iki kat parasını veririm gezdir beni ne olur. İki kat? He? O zaman eşeğe çaktırma, gözühmeden bin. Ne? Efendim, karısına ayıp olur diye boşanmak istemeyen bir koca gördünüz mü? Ben görmedim. İşte görmek isteyseniz bu fikri izleyin. Lareşo, bilir misin? Canan'ın kocası karısına yeni bir kürk almış. Ne yapam gel o? Sakine'nin kocası da karısının parmağına tek taş yüzük almış. Hem de pırlanta. Ya Gülüm, ben de sana bir sürü şey alayım. İlla pahalı şeyler almam mı gerekir? Ya senin gibi koca olmaz olsun ha. Gençliğimi vermişim, her şeyimi vermişim sana. Bir gün yüzü bile göstermemişsin. Ya Gülo, niye öyle söylesen? Zaten aldığım 3-5 kuruş para. Ama ben yine de sana hediyeler alayım, öyle değil mi? La de git oradan, ne almış sanki? Bir çift ayakkabı, 3-5 de el bilse. Allah Allah! Ya elimden mı geliyor? Haccan'ın kocası, karısının doğum gününde Haccan'ı Uludağ'a tatile götürmüş. Ya yeter artık ha! Yeter, vallahi ömrümü yedin. Bıktım ya! Ya o böyle yapmış, yok şu şöyle yapmış, yok bu böyle yapmış. Allah Allah! Saçımı süpürge etmişim sana, her şeyimi vermişim. Bir güne bir gün beni Bodrum'a götürmemişsin. Bir magazin programına bile çıkartmamışsın. Ya Allah'ına kurban oldum. Ne işimiz var bizim magazinde ya? Niye ki? Geçen sene Emine'ler gitti. Bir magazin programında kamerayı arkadan el salladım diye mahallede havasından geçinmeydi. Gülo, bak ben ölürsem senden bir vasiyetim var ha. Ben öldükten sonra senin başkasıyla evlenmeni isteyeyim. La niye ki kır o? Hiç olmazsa ben öldükten sonra arkamdan biri ağlasın o. Vış.
Bak oğlum, her gittiğimiz yerde çok yemek neyim yeme, tamam mı? Sonra benim gibi kilo alır. Tamam ana, yemem. Ha, bir de geçen bayram her gittiğimiz evde tatlı, şeker neyim yediydin. Sonra komaya girdiydin. Hatırladın değil mi? Hatırladım ana. Ne şeker yerim ne de tatlı. Bak oğlum, her gittiğimiz yerde kurban etinden kavurma falan yapıyorlar. Ondan da yemek yok, tamam mı? Çünkü etin en az 3-4 gün dinlenmesi gerekiyor. Sakın, midene neyim zarar verir. Tamam ana, et de yemem. Ha, dur. Bir de her gittiğimiz evde çay ikram edecekler. Sakın çay neyim değişme. Çay tansiyonu düşürür. Vallahi bence tansiyonumun düşmemesi için benim çay içmem lazım. Niye oğlum? Çünkü konuşa yeterince tansiyonumu yükselttim. Bak oğlum, sen beni yanlış anlıyorsun. Ben senin sağlığını düşündüğüm için bunları söylüyorum. İyi. Sen bu arada dün aldığımız ayakkabıları niye giymedin oğlum? Ya ana, bu ayakkabıları aldığımız çocuk ne dedi? Hatırlamıyor musun? Ne dedi? Bu ayakkabılar 15 gün sıkar, 15 gün sonra açılır demedi mi? Dedi de senin ayakkabıları giymemenle ne alakası var oğlum? Ya bu ayakkabıları 15 gün sonra açılacaksa ben de bu ayakkabıları 15 gün sonra giyerim. Niye şimdiden giyeyim ki? Değil mi? Ne din la? Vay Niyazi! Lan artık kimisin? Nereye böyle yakışıklı? Kız isteme aç değil. Kız isteme abi. Lan desene bugün senin mutlu günün. Öyle mi? Lan ne mutlu günü ya, öyle mutlu gün mü olur? Berbat bir gün bu. Bak niye? Kız isteme acı diyorsun. Sevinmen lazım da. Ama ben evlenmek istemiyorum. Ulan cundun kokma ya. Sen leş gibi soğan sarımsak kokuyorsun. Burnumun direğini kırdın Niyazi ya. Ya özellikle böyle kokuyorum oğlum ya. Hayret bir şey. Karşı günde dişlerimi fırçaladığım yok, banyo ettiğim yok. Ulan niye özellikle böyle kokuyorsun? Ya kızı bana vermesin diye de. Ulan Niyazi, akıllı adamsın vallahi billahi. Ne zannettin? Akıllıyım tabii. Sen bana gitme Niyazi. Bu vaziyet zaten sana kimse kız biz vermez. Ay ağzından bal damla, inşallah. Ne etsin bu? Ne şans ya? Ya bu hayat sıkılır mı böyle ya? Ya çocuğu var, bezi var, yok maması var. Ya Allah. Çekilmez kayarım. Ah lan babama. Lan ne yaptın? Lan bu ne vaziyet böyle ya? Karadeniz'de gemilerin batmış gibi. Lan ya ciddi şuna ya, uğursuz herif ya. Sabah sana rastlamasaydı böyle olmayacaktı zaten. Haa anladım. Kızı vermediler sana değil mi? Ben sana demiştim daha zaten. Cehaletin tutmadı Temel Efendi. Kızı bana verdiler. Kızı sana verdiler mi? Lan sen leş gibi kokaydın. Kız senin neyini beğendi ki? Ya bana şans ne arar kardeşim ya? Mehersap kız var ya soğan sarımsak kokusundan çok hoşlandı. Ha böyle sudan var ya, ha böyle banyo yapmaktan nefret ediyor ya. Hem sana ne dedi bana biliyor musun? Eğer böyle pis kokmasan, kesinlikle senle evlenmem dedi bana ya. Nasıl? Ben bir garip dilenciyim, sokak gezerim. O yolları zasiyetim dedi. Alo, ha abi. Abi vallahi ya biliyorsun bankaya da kredi almıştım. O kredi de bu devasyondan dolayı fırladı. Ya ben borcumu biliyorum abi. Vallahi bilirim ya. Bak kardeş bir beni bir ay daha idare etsen ne olursan. Tamam borç benim borç vereceğim tamam. Ya biraz daha idare et kurban olayım sana da. Abi bak ya tamam. Bir ay fazla değil. Bir ay sonra vereceğim tamam. Tamam abi. Hadi hürmetle görüşürüz kurban olayım he. Allah rızası için bu fakire vizada. Bir dakika burada. Alo, ha buyur abi sen miydin? Abi tamam biliyorsun abi tamam borç benim borç. Ya abi yok ki vereyim de. Arabayı da sattım abi evde yok. Abi tamam anlıyorum seni de anlıyorum. Ha ama tamam vereceğim bir 15 gün müsaade et bana. Ya tamam borcumu bilirim kardeş ya. Vallahi inan ki abi evi bile sattım ya.
Araba bile yok abi, vallahi ya. İnan bana, vallahi yok ya. Abi da biliyorsun ya, bak ben battım da sen de biliyorsun. Senden çok iyi bir alışverişim vardır. Tamam abi. 15 gün sonra para bir yerden gelecek. Gelsin verim de. Tamam kurbanım. Ha, sağ olasın, Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Allah rızası için fakire sağ. Az bir dakika kardeşim, bir dakika ya. Alo. Efendim hayat. Evde bir şey mi yok? Ya karşı komşudan bir tane makarna al da çocukları doyur. Ben akşama belki bir şeyler bulursam getiririm. Haydi Allah'a emanet olun. Sen ne istiyorsun kardeş? Ben senden daha ne isteyeyim ki kardeş? Abine, uşakları aç bırakma, bir şeyler alırsın. Ne? Efendim, boşanmalarda en büyük problem nafakadır. Bu arada Fikramız da sıradadır, izleyin. Günaydın avukat bey. Günaydın Selo. Nasılsın, iyisin? Valla pek iyi değilim ya. Anıya hayırdır, ne oldu? Karım gül öyle boşanıyoruz. Demek sonunda karar verdiniz mi boşanmaya? Valla ben senin karın yerinde olsam iki dakika senin yanında durmam. Hem sen gece içip içip karıyı dövsen ha. Valla haklısın. Ne desen haklısın. Ama yine de insan karısını düşünüyor. Ya biz boşandıktan sonra Gülü nasıl geçinecek avukat bey? Valla ben sizin davaya baksam senin karıya ayda 1000 TL nafaka bağlarım. 1000 TL mi? Evet. Ya doğru mu diyorsun? Ya niye böyle sevindin? Ya avukat bey, şu bizim boşanma davasına sen baksana. Niye ki? Ya 1000 TL nafaka sen bağlarsın. 30-35 TL de ben veririm. Karım gülü gül gibi geçinir gider ya. Vay. Ev sahibine olan 1000 gayme, 3 aylık ev kirası. Kasap Raşit'e olan 150 gayme. Bakkal Ahmet'e 200 gayme. Sonra Çekyad'ın 7. taksiti 70 bin gayme. Ondan sonra buzdolabına olan taksit 90 gayme. Sonra da robotun taksiti 30 gayme, akıllı fırının ise 40 gayme. Lan karı, bu kadar borcunuz yetmezmiş gibi gittin bir de robotla akıllı fırın aldırttın lan bana. Sen daha domatesleri doğrayamıyorsun, robot nasıl doğrasın lan? Akıllı fırınmış. Lan düğmesine basmadan akıllı fırın çalışmıyor ki. Ulan bu yeni çıkan adetler de, yeni çıkan cihazda kadınları tembelleştiriyor. Bak, eğer sen onları bir boz. Eğer sen onları bir boz karı, ben seni döve döve akıllı robota çevirmezsem bana da nimet demesinler lan. Selamünaleyküm Mehmet abi. Aleyküm selam lan kardeşim derim. Ne yapıyorsun böyle ya kendi kendine mır 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 konuşup duruyorsun, bunlar ne? Ya Kerim kardeşim, sen de ileride bir gün devlet memuru olursan o zaman anlarsın beni. Lan bak, hesaba kitaba gömüldük lan. Ne yapıyorsun böyle, neyi hesaplıyorsun? Hiç canım hiç, gama ışınlarının atmosferdeki yayılış hızlarını ve bu hızların stürojen ortamdaki reaktif hareketlerini hesaplıyorum lan. Ya Mehmet abi, bu memurluk bu kadar zor mu ya? Ya bak kardeşim, Kerim kardeşim, senin zaten aklın çok az. O kalanı da anca sana yetiyor lan. Bu kadar düşünme, boş ver. Ya şimdi Mehmet abi, sen anlatırken aklıma da akıllı bu gama ışını. Gama ışını dedin yani kaçıyor, uçuyor arkasından ben koşuyorum. Lan bırak şimdi gama ışınlarını, mama ışınlarını. Ben öylesine farzım ise söyledim. Lan sağa sola esnafa olan borcumu hesaplıyorum lan. Hele bizim hanımın isteklerine yetişemiyorum kardeşim ya. Ya abi hanım dedin de bak benim de aklıma geldi. Benim hanım var ya, bak inanmayacağım.
Salı günü geldi benden, 200 kayma istedi. Aha. Ya, çarşamba geldi, 300 kayma istedi. Değil mi lan? Dedim bu sefer duracak herhalde. Perşembe geldi, 400 kayma istedi. Baba 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 baba. Ya, cuma mübarek gün herhalde, pas geçti. Cumartesi geldi, 700 kayma istedi abi. Ana! Lan Kerim, senin halin benden de betermiş lan. Vallahi şimdi senin halini acıdım kardeşim ya. Ya senin hanım bu paraları ne örüyor böyle? Bilmiyorum ki abi. O öyle istiyor, ben vermiyorum. Deme la! Efendim, gerçekten şu kaçak yapılanmanın önüne bir türlü geçemedim. Bırakın gece konduları, villa konduları bile engelleyemedim. İzleyelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Niyazi kardeşim, hoş geldin. Gel otur, buyur. Ya ha böyle geçiydim, tam yolumun üzerineydi işte. Ha böyle eski arkadaşıma bir uğrayayım dedim ha. Ulan çok iyi etmişsin ya. Bir şey içer misin Niyazi? Yok yok, bir şey içmiyorum. Ya Niyazi, senin canın biraz sıkkın gibi. Öyle dur. Hayırdır, ne oldu? Ya Temel biliyorsun, ben bir kooperatif evlerine girmişim. Biliyorum. Yoksa bir sorun mu var? Ya kooperatifin kuralları çekildi de herkes evlerini aldı işte. Ama Niyazi, yoksa kötü bir ev mi düştü sana? Ya kooperatife tek bir tane üç katlı triplex ev var idi, o da batık. Ulan Niyazi ya, kooperatifte bir tane üç katlı triplex ev vardı, o da sağa çıkmış. Sevinmen lazım, gelirken sen üzülüyorsun ya. Ya niye sevineyim kardeşim ya? Ben ne edeyim üç katlı evi? Bana bir katlı ev lazım. Ben bir katlı ev istiyorum. Niyazi? Ya, bir şey diyeceğim sana Niyazi. Senin bu üç katlı triplex evi bana satar mısın? Satarım tabii ya. Satarım. Tamam ulan. Sana ben 50 bin yeterlilik bir çek yazar. Tamam ulan ya. Al bakayım. Allah razı olsun. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Sağ olasın, sağ olasın. Niyazi, ben hemen gideyim. Üç katlı triplex evimi bir göreyim. Çabuk çabuk git, biraz acele et, acele et. Niye çıldın? Yahu kardeşim, galiba kooperatif inşaatı kaçak yapmış. Ben canımca belediye evleri yıkaydı. Ha böyle acelelan bir saate kadar giderse, belki birinci katına yetişir. Hayırdır Şeref kardeş, nereye bir elinde valizle? Ya sorma kardeş başıma gelenleri. Ne oldu, hayırdır ya? İstanbul'da bir işim vardı. Sabah erkenden kalktım, valizimi hazırladım, gittim havaalanına. Bilet aldım, tam uçağa bineceğim. Arkadan bir ses. Sakın bu uçağa binme, uçak düşecek. İçime düştü bir kurt. Binmedim uçağa. Sonradan duydum ki uçak düşmüş. Allah Allah. Sonra ne yaptın? Sonra dedim ki hadi otobüsten gideyim. Gittim terminale, aldım bileti. Tam otobüse bineceğim, arkadan yine o ses. Bu otobüse binme, otobüs kaza yapacak. Binmedim otobüse, sonradan öğrendim ki otobüs kaza yapmış. Allah Allah, ne enteresan olaylar olmuş. Sonra ne ettin? Hadi dedim trenden gideyim. Gittim kara, aldım bileti, tam trene bineceğim. Yine o ses. Aynen o ses. Bu trene binme, tren raydan çıkacak dedi. Sonradan duydum ki hakikaten tren raydan çıkmış. Peki senin arkandan seslenen ses kim? Ben de çok sinirlenerek sordum. Arkadan seslenen ses kardeş, kimsen? Bir şey gelmedi, sonradan bir ses. Ben senin iyilik meleğinem dedi. İyilik meleğim mi? Evet, senin iyilik meleğinem dediği zaman daha da kızdı. Niye kızdı sen kardeş? Bir sürü beladan kurtarmış seni. Niye kızacağım?
Madem sen benim iyilik meleğimsen, evlenirken neredeydin dedim. Ne? Efendim, fıkraların tam merkezindesiniz. Bizden ayrılmayın. Annene, babana çok selam söyle. Sarı kızı da unutma, ona da selam söyle. Mektubuma son verirken senin de gözlerinden öperim Michael. Ulan ne adam ya. Hayırlı günler Fezo kardeş. Sana da hayırlı günler. Buyur otur. Sağ olasın. Hayırdır? Ne okuyorsun böyle? Vallahi Amerikanya'dan mektup gelmiştir. Onu okuyayım. Amerikanya mı? He ya, Amerikanya. La senin ne zaman Amerikanyalı arkadaşın oldu ki? Ya biliyorsun, geçen sene Los Angeles'a tatile gitmiştim. Vallahi orada tanıştım. Peki arkadaşın kadın mıydı? Yok ulan, erkek. Hem de Amerikanyalı bir ajan. Ne? Amerikanya ajanı mı? He ya, ajan. Ulan bu bir gün Rusya'ya gitmiş. Devlet göreve yollamış. La demiş ki, Sibirya'da bir tane karargah var. Git orayı patlat gel demiş. Neyse sonra benim arkadaşım Sibirya semalarına böyle paraşütle inmiş. Ondan sonra ula bir bakmış her yer karanlık orman. Ula vallahi adam kaybolmuş. Sonra uzaktan gözüne bir ev kestirmiş. Ula demiş ki kendi kendine gidem de şu evin bir kapısını çalam. Belki birileri çıkar beni içeri alar diye dinlenirim. Vallahi film gibi ha. Anlat anlat devam et. Neyse kapıyı çalmış bir tane Rus adam çıkmış karşısına. Ya bizim Amerikanyalı ajan da Amerikanyalı olduğu anlaşılmasın diye o mükemmel Rusçasını kullanmış. Ya demiş ki Rus adama, kurban demiş, vallahi paraşütle kayboldum ormanda, ya bugün sizin evde kalabilir miyim demiş. Ondan sonra ula bir bakmış, Rus adam Amerikanyalı olduğunu tanımış. Anlamış mı? He ya, tanımış. Niye, Rusçası kötü müymiş? La yok, bizim Amerikanyalı arkadaşın Rusçası çok iyiymiş. O başka bir şeyden anlamış. Peki nereden anlamış Rus adam? İşte bizim Amerikanyalı arkadaş da bu soruyu sormuş. Ya kurban demiş, ben Rusça konuşayım, sen benim Amerikanyalı olduğumu nereden anlamış diye sormuş. Rus adam demiş ki, ya kurban bizim buralarda zenci yaşamaz ki. Uy. Efendim, gerçek bir fedakar kadın nasıl olur? İzlediğiniz zaman gözleriniz yaşaracak. Ama ağlamaktan değil, gülmekten. Vay be! Lan ne fedakar kadınları var ya, baksana. Hey, çocuğunun yaşaması için kendi babayını satmış, iyi mi? Ha. Ulan o da bir şey mi ya? Asıl fedakar benim hanım. Üzerime ha böyle bir toz görse 24 saat evde temizlik eder. Ya o da bir şey mi ütleme? Uşakla siz benim hanımı biliyorsanız. Bak geçen yine saat 4 mi neydi kalktım ağzım yapışmış birbirine samur gibi. Dedim hanım bir kahve yapma. Bak demek kahve yok. Tabii hemen çıktı dışarıya, kolu komşuyu aradı, kahve buldu. Gelin bak kahve pişiyordu. Ya böyle fedakar hanım olur mu lan? Yani uşaklar siz de karılarınızı fedakar diye anlatıyorsunuz ya. Ama böyle bir şey olayım bana ya. Ya fedakarlık benim karımda, benim karımda. Nasıl ya? Ya bizim evi var ya, böyle pislik götürüyor. Evde yemek yok. Çoluk çocuk aç, çamaşır, bulaşık, dağ gibi. Ulan Diyazi, ya durum böyle olursa senin karı nasıl fedakar oluyor ki? Ne oğlum anlamayın misiniz he? Ya geçen gün dedi bahçı, ya adam git bir iş bul da ben daha bu evi bir düzene sokayım. Derdimiz dedim o sus konuşma kirmeyeyim düşünün. Ne yaptı? Sustu. Fedakarlık yaptı, sustu. Ulan başka kadın olsa var ya, dirdir, 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 ha böyle kocasının beynini yer be.
nasip. Selamun aleyküm Feyzo. Aleyküm selam Memo. La pek bir düşünceli görmüşem seni. He ya. Büyük bir hastalığa yakalanmışam. Hafıza sorunu yaşayan Memo. Hafıza sorunu mu yaşıyorsun? He ya. La geçmişle ilgili hiçbir şeyi hatırlamıyorum. La Feyzo geçmiş derken dün mü? Öbür gün mü yoksa bir ay öncesini mi hatırlamışsın? Yok la Memo. Doğduğum anı hatırlamıyorum. Vay doğduğun anı mı hatırlamışsın? He ya. La bunda bu kadar dert edecek bir konu yok ki. Vallahi bu konuyu ben de hatırlamıyorum ha. La kuru, benim doğduğum anı zaten sen hatırlayamazsan ki. Efendim, bu üfürükçülerin nefesi bu kadar gerçekten güçlü müdür? İşin sırrı nefesle mi acaba? Nefesinizi tutun, fikri izleyin. Selamünaleyküm Turan kardeş. Aleykümselam Şeref. Moralim bozuk. Hayırdır? Ya ömrümüz kestekhanalarda geçti. Hayırdır? Neye gittin kestekhanaya? Bizim oğlan için gittik. Geçmiş olsun. Neyi var senin oğlanın? Kulakları duymuyor Turan amcası. Doktorlar ne yaptıysa bir çare bulamadınız. Geçmiş olsun kardeş. Sağ olasın. Turan kardeş, senin kaynanan nefesi kuvvetli. Abi bizim oğlana da bir üflese belki bir şifa olur ha. Kaynanam senin oğlanı iyileştiremez ki. İyi de bu kadar şifa bulan var. Bunlar ne peki? Oğlum kaynanamın nefesi kuvvetli değil. Nefes kokusu kuvvetli. Nefes kokusu mi? Nasıl yani? Kaynanamın ağzı öyle kötü kokuyor ki. Bütün dişleri çürük. Her gün de soğan sarımsak yiyir. Dişlerini bile fırçalamıyor. İyi de geçen gün sizin evden feşli ve yatalak bir adam koşarak çıktı. Zavallı adam kaynanamın nefes kokusundan kaçmak için yalandan iyileştim demek zorunda kaldı. Ne? Ya. Vallahi Himmet bu. Himmet lan kuzum niye ağlıyorsun ne oldu lan? Ya babamı kaybettim nereden? Abo! Baban mı ölmüş lan? Kardeşim kusura bakma duymadık ya. Ay. Sağ olasın Narin abi. Bugün öldü. Allah rahmet eylesin. Allah toprağını bol etsin rahmetli. Sağ ol Nehriye bacım sağ ol. Ah babama. Ah baba beni bırakıp nerelere gittin? Gittiğin yerlerde odun yok, kömür yok, set yapacak internet yok, doğalgaz yok, ekmek yok. Ah baba ah! Bari yandık yandık! Gloria biz niye yandık ne oldu? Söylediklerini duymadın mı Himmet'in? Yoksa rahmetli babası bizim eve mi gidiyor? Yedim de. Şimdi Karadeniz'deyiz. Gel. Komiserim, karısını doğradan mı yakaladık? Nerede peki şimdi? Aşağıcı mahallede. Ula onu demeyelim sana. Adam nerede şimdi? Aha ben de yanlış anladım. Adam içeride. Getir buraya. Kimi? Adamı. Tamam komiserim. Gel. Otur bakayım. Ya sana demedim ya İdris. Komiserim. Sen geç içeriye. Gel sen otur bakayım. Sen sadece sen otur sen. Evet. Halil'i dövmüşsün. Ayşe'den mi bahsediyorsun komiserim? Ulan Ayşe'den kim? Burada Fatime yazar. Fatime büyük karı komiserim. Lan büyük karı da kim? He Fatime ondan sonra Ayşe,
Rukiye Keziban. Ya senin resmi nikahın yok mu? Vardır komiserim. E kimin lan? Asuman da komiserim. Bu Asuman mı? Asuman da çiğ. Asuman benim resmi nikahlı karım. İmam nikahını diğerleri. Ya tamam tamam neyse ya. Senin burada Asuman'ı ya yok Asuman değil. Ya neydi ya? Fadime, Fadime. Ha. Evet Fadime'yi dövmüşsün. Komiserim dövme değil de bende olan negatif elektriği Fadime'yi köverek verdi. Böylece negatif elektriğin ona geçti tabii ki. Doğal olarak komiserim yani çünkü ben Fadime'ye bir şey olmayayım. Niye? Ben ona toprak taktik yaptım. Hepsi toprağa gidiyor. Ya bıraksın topraklamayı, topraklamayı. Fadime'yi dönmüşsün. Senden şikayetçi. Ne diye şikayetçi komiserim? Ben... Ha komiserim doğrudur. Hatta bir problem oldu. Çekerken elektrik hattına bir problem oldu. O yüzden birkaç sene çarpındı. O yüzden herhalde. Yahu ne elektrik hattı ya? Ben kalenin döndüğünden bahsediyorum ya. Sadece dönmemişsin. Böyle hakarete falan laflar etmişsin. Ne demişim ki komiserim? Aptal demişsin, gerizekalı, salak, hayvan demişsin. Doğrudur komiserim, doğrudur. Yani ama benim vallahi içimde kötülük yok. Yani yokken demişimdir yani. Daha da ileriye gitmişsin. Psikopat, ruhsal manyak, şizofren, paranoyak demişsin. Komiserim vallahi ilmi layık haberim yok. Ben bu kelimeleri bilmem duymadım haberim yok komiserim. Ama hakikaten güzel kelimeler bunlar komiserim ya. Bunları dosyaya not etsene komiserim. Yani artık her gün kavgada dövüşte aynı kelimeler. Allah inandırsın seni aynı kelimeler. Bıktı insan yani böyle değişiklik isteyen adam hani. Neyse komiserim. Of, söyle durun kelimeleri bir daha söylesene buraya not alayım bunları. Nasıl? Karıcığım hoş geldin Gilo. Koç yanındadır. İyi, koç mu? He, oğlanın basketbol koçu Yeşim Hanım'dan bahsettin sen. Yok valla, yeme yedik eve gitti. La bana bak, la Selo. Beni salak yerine koymayan sana. Koç buradaysa söyleyesen. Bu iş de burada bitsin. Ya sen delendirme Gülü. Kadıncağız da oğlanın problemlerini konuştuk. Hem bizim basketbol koçunun evi var, barkı var. Kadın burada ne arası? Onu siye sormalı Oğlak Bey. İyi, Oğlak mı? He. Sen Oğlak Burcu değil misin? İyi de benim Oğlak Burcu olmamla bizim basketbol koçunun alakasını anlayamadım. Ya bana ne oğlanın basketbol koçundan? Gazetede yazdıydı, fal köşesinde. Oğlak Burcu sevgiliniz sizi bugün koç burcuna aldatacak diydi. Ya ulan sen kafayı mı yedin Gülüm? Yani gazetede okuduğun bir falcıdan buna bunlar yapıyorsan. Ulan ayıptır ya. İşte kadınla erkek arasındaki fark da budur zaten. Siz de bizim gibi sporla ilgilenseydiniz, açardınız futbol sayfasını okurdunuz, böyle saçma şeylerle ilgilenmezdiniz. Selo, bana Boğa Burcu gibi saçma sapan teoriler üretmeyesen ha. Sen oğlaksan oğlak, ona göre davranasın. Yok vallahi ben oğlak falan değilim. Ben senin gibi bir kadınla evli olduğum için olsam olsam eşek olurum ha. Ya bir dur ya, ne var sen itfaiye gibi? İyi, vallahi nezir olduk ha! Ne yapayım? Ben balık burcuyum, duygusalım. Al yem işte, al yem! Senin de yükselen burcun balık olsaydı, sen de duygusal olurdun. Beni de kırmazdın. Bak Gilo, bırak şu yükselen burcu falan. Yükselen bir şey varsa, o da benim sinirlerimdir. Vallahi beni sinirlendirirsen yavaş yavaş ha! İşte sen de sinirlenemezsin ki Selo. Sen oğlaksan, oğlak burçları sakin tavırlıdır. Ya bak Gilo, bak canım ben seni bir koçla falan aldatmıyorum. Hem ola koçlarda dişi olmaz ki, koçlar erkek olur. Vay, vay kulaklarıma inanamayayım. Sen o, yoksa sen ben erkeklerle mi aldatıyorsun? Oha, ula çüş, çüş artık ya. Ula burçlarla kafayı oynattın ha. Ula nedir senden çektiğim ya? Oğlak burcuyum diye sinirlenemeyeyim. Boğa burcu olmadığım için hiçbir fikir üretemeyem. Balık burcu olmadığımdan dolayı ağlayamayem. Bir de neydi? Ha, ulan
koçlar erkek olduğu için seni erkeklerle anlatacağım, öyle mi? Sana bir şey diyeyim mi Selo? Sen Allah neyim de değilsin ha. Sen nesin biliyor musun? Ayısın, ayı, ayı. Öyle bir burç var mı? Vış. Efendim, fıkraların tam merkezindesiniz. Bizden ayrılmayın. Bizim oğlan bu davulculuk işinde iyi şeyler yapacak gibime geliyor. Çok yetenekli Melşen'le. En azından serbest kalan kızlardan birini kapacak ki. O da nereden çıktı? Ne demiş le? Kızı kendi haline koyuversen ya davulcuya ya zurnacıya kaçarmış diye mi? Komşular da ses çıkarmıyorlar en azından. Emme, şu bizim üst komşu Mestan Bey var ya. O adam etçik garip. Nasıl garip? Davul çaldığını, ses çıkardığını sanmıyorum emme. Eycük tuhaf oldu ortada. Neden anladın? Bugün öğlenden sonra bizim oğlanın eline bir bıçak verip davulun içinde ne olduğunu merak edip etmediğini sormuş da. Öyle. Ayıp, ayıp. Otur. Sözlü yapacağım bugün. Hocam ne olur bugün yapmayalım. Örtmeyelim. Hocam bugün olmaz. Yapacağım. Sözlü. Daha sonra yapacağım. Hocam bugün olmaz. Hocam bugün olmaz. Hocam bugün olmaz. Hocam bugün olmaz. Sözlü yapacağım. Canım. Nasılsın kızım, iyi misin? İyiyim hocam. Heh, güzel güzel. Çalıştın mı? Çalıştım öğretmenim. Ha. Dinleyelim bakalım seni. Şimdi canım. Sizin bahçedeki havuza 3 tane musluk taktım. Üçünü de açayım. Bu havuz 2 saatte doluyor. Heh. Sonra bu musluklardan bir tanesini kapatayım. Tamam mı? Güzel. Bir tanesini kapatınca bu havuz kaç saatte dolar? Hocam bundan kolay soru mu var? Bizim evin havuzunu 3 musluk değil 10 musluk getirseniz yine dolduramaz. Niye ki Cano? Babam su faturasını yatırmadı da sularımız kesik hocam. Hış. Sen benimle dalga mı geçtin sen? Yoo. Otur. Bakalım sıradaki şanslı öğrencimiz kimdir? Sakine. Kalk ayağa. Kalk. Çalıştın mı kızım? Evet. Oh oh iyi güzel. Görelim bakalım. Şimdi ben senin babandan aylık %10 faizle 200 lira para alıyorum. Tamam mı? Tamam. Ha. Yıl sonunda ben bunu bu parayı geri vereceğim. Ne kadar vereceğim? Aşk olsun öğretmenim. Niye ki? Bir de babam sizden parayı geri mi alacak? Ben onunla konuşurum. O beni kırmaz. Hış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.